Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepe hoş geldiniz. Yine çok eski bir oyunu inceleyeceğim sizlerle beraber. Zamanında oynamıştım bu oyunu. 2009 yılında Crayon Physics Deluxe diye çizim yaparak yaptığınız çizimi hayata geçirdiğiniz ve yıldıza ulaşmaya çalıştığınız bir oyun. Çok önceden, 6 sene önce oynamıştım bu oyunu ve bitirmiştim. Yine etkilendiğim, beni etkileyen, hoşuma giden oyunlar arasında girmeyi başarmıştır böyle ufak çaplı oyunlar arasında. Bu gece yatarken düşündüm, ya dedim böyle bir oyun vardı. Çizim yapıyorduk, yıldıza ulaşmaya çalışıyorduk. Neydi diye bir yarım saat düşündüm herhalde. Daha sonra oyuna ulaşmayı başardım. Bu minik oyunu, 50-60 MB'lık bu oyunu size tanıtmak istiyorum. Çok hoş bir oyun. İzleyelim bakalım. Yaptığınız çizimi hayata geçiriyorsunuz. Amacınız topu yıldıza ulaştırmak. Ama ilk bölümlerde çok kolay olan bu iş, ilerleyen bölümlerde tamamen hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak şekilde çizim yapmanızı sağlıyor. Ulaşabilmek için, hedefe ulaşabilmek için inanılmaz şeyler çiziyorsunuz. Mesela ilk bölüm bize kutu çizmeyi öğretiyor. Top burada, amacımız yıldıza ulaşmak. Çizimi yaptığımız an şöyle. Kutuyu yaptım arkadaşlar. Bıraktığım an o kutu hayata geçiyor. Topu hareket ettiriyor. İsterseniz oraya bir yuvarlak da çizebilirdiniz. İsterseniz yıldız da çizebilirdiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış. İlk bölümlerde oyunu biraz bize öğretiyor diyebilirim. Bakın buralara da yazı yazabilirsiniz. Şuraları silebilirsiniz. Şuraya ben bir tane yıldız atayım. Şuraya da KK yazayım. Kırmızı kep. Hadi devam edelim. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşunuza gittiyse oyun ve bu oyunun devam etmemi, bu oyuna devam etmemi istiyorsanız lütfen beğeni butonuna basın. Şimdi ikinci turdayız. Yıldız burada, top burada. Bir de şöyle bir şey var. Topu harekete geçirme tuşu var. Sağ tuşa basarsam mouse'da geriye doğru gidiyor. Yani sola doğru. Sol tuşa basarsam ileri doğru. Bakın sol tuşa bir kere basacağım. Bu otomatik olarak yıldıza gitti. Bunlar basit. Şu anda oyunu öğreniyoruz. Ada 1. Ayrıca oyunda 7-8 tane ada var. Onu tam hatırlamıyorum. Bakın burada ada 1 yazıyor. Bu adadan çıkıp bota binip başka bir adaya gidiyorsunuz. Ama adalara gidebilmeniz için yıldız toplamanız lazım. Bakın 2 tane yıldızım var. Şurada sol iki köşede göründü. Bunu da alırsam 3 olacak. Diğer adaya gitmek için sanırım 11 tane yıldıza ulaşmamız lazım. Buraya bir çiçek çizmişler. İstersen ben de buraya bir çiçek çizebilirim. Ama çizdiğim nesneler harekete geçiyor. Yani burada da şey var, yer çekimi var. Şimdi şöyle bir köprü yapsam herhalde işimi görecek. Basalım. Geçtim. Topun nereye gittiği önemli değil. Topu kaybetsek de olur. Önemli olan bizim o topla yıldızın üstünden geçmemiz. Şu çocuk ağızsız ya. Bir gülelim. Bir de burun yapalım şuna. Bir de kepçe kulak yapalım. Eline bir de mikrofon verelim. Şarkı söylesin. Devam edelim bakalım. Birazdan çok enteresan turlar gelecek. Yeni yeni şeyler öğretecek bize. Hakikaten hayal gücünüzü tamamen zorlayan bir oyun. Bir tane çizgi çek diyor. Yani çizgi çekerek köprü yapacağım ben buraya. Çizgiyi çektim. Biraz kötü bir çizgi oldu ama sorun değil. Düştü. Daha sonra topa dokun diyor. Dokunuyorum ve o direkt yıldıza gidecek. Burada da yıldıza ulaşmayı başardık. 4 yıldızımız oldu. Hemen devam edelim. Yol 2'ye ayrıldı. Yukarıdan devam edelim. Lütfen arkadaşlar videoyu beğenin. Hoşunuza gittiyse beğenin. 150 tane beğeni gelirse eğer devam edeceğim ki ilerleyen, bakın bu bölüm bitmeden çok enteresan turlar çıkacak. Bence hoşunuza gidecektir. Yine şöyle bir köprü gibi bir şey yapayım. Yanlış çizerseniz çıkıntılar falan oluyor. Top harekete geçmiyor. Çok sinir bozucu. Tamam, şu anda durumu kurtardık. Şöyle bir şey yaparsam topun düşmesini de engelleyebilirim diyecektim ama. Daha profesyonel çizimler yaparak tamamen turu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bakın top harekete geçti direkt. Hemen ben buraya bir tane köprü yapmalıydım. Yaptım ve başardım. Eğer bu çizgiyi çekmeseydim top aşağıya uçacaktı. Devam edelim zaman kaybetmeden. Olaylar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Yıldız burada. Ne yapabiliriz? Adamlar bize bir tahterevalli gibi bir şey çizmişler.
tabii ki arkadaşlar buraya bir top yapacağız. Ağırlık yapacağız ve bu topu bıraktığımız zaman o ağırlık diğer tarafa geçmesini sağlayacak. Böyle. Bu bazı şeylerin başlangıcı. Birazdan bu tahterevalli ile başka şeyleri kombine edip inanılmaz zor turları geçmeye çalışacağız. Şimdi oyunda ip yapma vardı arkadaşlar. Ben onu direkt size göstereyim. Aşağıdaki tura geçseydik eğer ip yapmayı öğretecekti bize. İp nasıl yapılıyor? Bakın, buraya bir nokta yaptım. O nokta hareketli. Buraya da bir nokta yaparsam ve bu ikisini birbirine birleştirirsem bu ip oluyor arkadaşlar. Anladınız mı? Şimdi bu topu diğer tarafa sola doğru hareket ettirirsem ne olacak? O ipten yıldızımıza ulaşacağız. Biraz daha düzgün bir çizim yaparak topun düşmemesini de sağlayabilirsiniz ama onun çok bir önemi yok. Biraz zaman kaybı. Kendi başınıza oynuyor olsaydınız daha böyle değişik çizimler yapabilirdiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın bu yuvarlağı kendi vermiş şu anda. Bu yuvarlağın burada olması demek bunun tamamen böyle ona bir şey değerse hareket edecek demek. Yani nasıl değerse. Nasıl değdirebiliriz ona bir şey? Oraya nasıl bir şey çarptırabiliriz? Şuraya bir top bıraksam. Ufak bir top. Evet, aynen. Onu harekete geçirdi. Tamamdır. Şimdi ufak bir köprü yapsam ve topa dokunsam bunu da geçiyoruz. Düşünmelisiniz bu oyunda. Ne yapabilirim, nasıl yapabilirim diye düşünmek gerekiyor. Ama dediğim gibi tekrar ediyorum, bunlar çok basit turlar. Şuraya da gidelim. Yine ufak bir köprü. Şuradan şuraya bir ip yaparsam. Bakın bu ip çok gergin. İsterseniz böyle böyle bir ip yaparak bunun böyle saçma sapan bir ip olmasını da sağlayabilirsiniz. Şu anda bu geçmez. Buna basarsam boşa gidecek. O yüzden gergin bir ip olması lazım. Düzgün çizmeniz lazım. Hatta bunu topun düşmemesini sağlamak için şöyle çift çizdiğiniz zaman sanırım şey oluyordu. O sabitleniyordu. Şöyle. Aynen. Şimdi topu da kurtarmış olacağız. Bakın o hareket etmeyecek, öyle hatırlıyorum. Evet, onu biz sabitledik çift yuvarlakla. Tek yuvarlak olsaydı diğer tarafa top çarptığı zaman düşerdi. Şimdi son tur, ilk adanın son turu. Daha sonra bota binip başka adaya gidiyoruz. Ben ilk adayı oynayacağım. Eğer hoşunuza giderse oyun, devamını görmek isterseniz mutlaka beğeni butonuna basın. 150 beğeni gelirse bu ufak oyuna devam edebilirim. Şimdi biraz daha düşünmemiz lazım. Buraya bir ağırlık yapıp onu döndüreceğiz. Eyvallah. Onu anladım. Ama top buradan şuradan dışarıya uçacak. O yüzden biz şöyle buraya bir ip yapalım. Şuraya da bir ip yapalım ne olur ne olmaz diye. Hatta şöyle yapalım. Şunu şöyle yaparsam topun dışarı gitmesini engellemiş olurum. Hadi. Buraya şöyle değişik bir ağırlık yapacağım bakın. K ağırlığı yapacağım. Şurada da bir parçası olsun ki. Aman salak gibi yaptık, bir dakika. Neyse ben hiç uğraşmayayım, şuraya bir top yapayım. Aynen bu top yeterli oldu. Umarım oraya yetişir. Hop 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 hop. Bunu durdurduk. Bunu durdurdum şu anda. Aslında çok basit bir tur da biraz hadi beyin fırtınası yapalım. Bunu buradan nasıl kurtarabiliriz mesela? Şöyle yapabiliriz. Şuraya gergin bir ip yaparsam ve buraya bir top düşürürsem yukarıdan. Ama bunu yapmadan önce ulan 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 bitti.
Hadi baştan başlayalım bu tura. Bu tura baştan başlayalım. Yok, baştan başlamaya gerek yok. Top sürekli düşüyor. Tamam, buraya düştü. Şu zavazingoları alalım. Şuraya ağır bir top yapmam lazım. Ağır, içi dolu. Bunu yaptım. Sonra şuraya bir köprü yapacağım. Ulan bu hiç ağır bir top olmadı. Niye? Bir dakika, ağır top yapmayı da öğrenelim mi beraber? Şöyle bir şey düşürürsek. Aynen, bu çok ağır oldu. Bakın arkadaşlar, kısa yoldan ulaşacağım. Şuraya, şuraya da. Ya sınırı yok. Sınırı yok demiştim size. Şimdi şu ipi kaldırdığım zaman yine yıldıza gidecek. Lan gitsene. Heh, gitti. Bu kadar. Çok basit bir turu biraz geçiştirdim. Şimdi bota biniyoruz. Bota binerek diğer adaya gidiyoruz. İkinci adadayız. Bir sürü ada var. En son sanırım. Şöyle adalara bakalım. Aşağı inmiyor ama 80 tane yıldız toplarsak ancak bu adaya gidiyoruz. İkinci adaya başlamayacağım. Cryon Physics Deluxe böyle bir oyundu. Bence ilerisini görmelisiniz. Eğer görmek istiyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. 5000 aboneye geride bıraktık. Bunun için çok teşekkürler. 5100, artık 6000'e doğru gidiyoruz. 5000 abonesi olan Kırmızı Kep kanalı için bu oyuna 150 beğeni aslında çok az. Ama ben 150 beğeni diyorum. Eğer 150 beğeni gelirse bu oyun incelemeden çıkıp bir seriye dönüşebilir. Yani 10'ar dakikalık ufak ufak gün aralarında atabileceğim bölümler olur. 150 beğeni bekliyorum. Eğer kanala abone değilseniz sağ taraftaki abone ol butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazlası için, daha fazla seri için, daha fazla video için beni heveslendirebilirsiniz böylelikle. Haydi, benden bu kadar. Kırmızı Kep'te bu ufak oyunu inceledik. 2009 yılının bir oyunuydu. Bir sonraki bölümde mi deyim artık, bir sonraki videoda mı deyim bilmiyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Müthiş bir gol Alper Potuk. 30 metre, 25 metre, 20 metre, ne olursa olsun 90'a taktı Alper Potuk. Hayata döndürdü bizi. Sen hiç işerken öldün mü? Aman aman aman. Al bunu, al 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 al. Daha fazla bağıramam arkadaşlar, yoksa bina ayağa kalkar. Bu gole nasıl tepki vereyim ben? Ne diyeyim bu gole ben? Ne söyleyeyim bu gole ben?